Böyle durursak ben kafayı yiyeceğim. Gideyim bakayım nerededir, ne yapıyor? Ay otur Samet, ne olursun Allah aşkına. Ha yani Muhsin Bey hiç değilse beni durdurup kendi gitmeyi akıl etti. Hadi otur gözünü seveyim, hadi. Ay Yelda abla, bari ne olduğunu anlatsan. Tamam, siz ikiniz aranızı halledemediniz de belki hep beraber otursak, konuşsak, ne oluyor, ne bitiyor? Daha sonra babanı buralarda görürsen sorarsın. Tamam, hadi otur yavrum, hadi. Ya bir daha geri gelmezse? Ay Samet, o nasıl söz? Muhsin babam bu. Biraz kafasını dağıtacak, gelecek adam. Hadi ayrıca bizim de çıkmamız lazım. Ya Hülya, şimdi Yelda ablayı bu halde nasıl bırakacağız? Samet, konuştuk ya. Kuantum pre-ebeveynlik atölyesine katılacağız. Çok önemli. Sametciğim, hadi kalkın işinizi görün siz ha. Ben de biraz kafamı dinleyeyim, yalnız kalayım, hadi. Hı? İyilik de yapmış olacağız. Hadi daha geleceğiz. Buyurun, buyurun. Evet Rıfat, ne var? Hayda, böyle duvar gibi konuşacaksan hiç açmasaydım daha iyiydi Muhsin. Kusura bakma, hiddetim sana değil. Evden ayrıldım da. Otelde de kalmak istemiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim diye kös kös dolanıp duruyorum. Hay Allah. Muhsin bak, şimdi ben bir toplantıya gireceğim. Şu işlerimi bir kolaylaştırayım. Akşama buluşuruz, konuşuruz, dertleşiriz. Ayrıca öyle oteldi, moteldi falan deme, ayıp oluyor ama ha. İyi peki, sen işlerini bitirince ara beni. Senden telefon bekliyorum. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başlar.